Merhabalar. Trakya'nın verimli toprakları Edirne'ye hoş geldiniz. İsmim Ethem. 27 yaşındayım. Ziraat mühendisiyim. Ailemle birlikte çiftçilikle uğraşıyorum. Yaklaşık olarak ailemizle birlikte 8000 dekar arazi işletiyoruz. Herkesin kendine ait 2000 dekar arazisi var. Kuru tarım yapıyoruz. Buğday, ayçiçek, kanola ve biraz da hayvanlar için mısır ekim yapıyoruz. Kullandığımız değişik adet traktörlerimiz var. Kuru tarım yaptığımız için fazla traktöre ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü arazilerimiz parçalı. Büyük ekipmanlı traktörlerimizle büyük ekipmanları kullanıyoruz. Küçük traktörlerimizle ara işleri yapıyoruz. Bu sevda nasıl başladı? Ben küçüklükten beri babamın hep arkasında yürüdüm, merak ettim. Sürekli ilgimi çekti bu çiftçilik. İlkokulu Almanya'da okuduktan sonra babam beni Türkiye'ye getirdi. Ben de baktım, toprak çok güzel bir meslek. Hiç üzmüyor sizi. Toprakla dedim uğraşmalıyım ben. Ve dedim ki daha ilkokuldayken ben ziraat mühendisi olacağım. Ziraat mühendisi olmaya karar verdikten sonra hiçbir tercih yapmadım. Çalıştım, çabaladım, ziraat mühendisi oldum. Şimdi sağ olsun babam da beni hiç üzmedi, hiç kırmadı bu konularda. İşleri bana devretti. Bana tabii ki de yardımcı oluyor. Seviyorum yani. Dünyaya bir kez daha gelmiş olsam bir kez daha çiftçi olmak isterim. Seviyoruz toprakla uğraşmayı. Bilinçli bir çiftçilik yapmak amacımız. Ama en güzel amacımız bu. Gidip de böyle boş bir yatırım yapmak değil. Bence dünyada en iyi yatırım tarım. Teknolojiyi de kullanmayı seviyorum. Çünkü tarım dediğin şey teknolojik işlemlerle daha zevkli hale geliyor. Zaman dediğiniz şey zaten en değerli gereksinim. Zamanım olduğu zaman işin gerçeği işçi problemimiz de yok. Ailemiz kendimiz yapıyoruz. İşçi derdimiz yok. Ekipmanlar büyük olduğu zaman içinde büyük araziler sürebiliyorsunuz. Küçük bir ekipmanla iki kişiyle süreceğiniz işi bu traktör bir kişiyle yapabiliyor. Yorulmuyorlar. Bir de alet olduğu zaman tav kaçmıyor, zaman tasarrufun oluyor. Her şeyini tasarruf edip en iyi şekilde tarımı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi traktörlerimize geçelim. Bir tane John Deere 5105'imiz var. Bununla tohum ekim yapıyoruz. İlaçlama, gübreleme ve tırmık gibi basit işleri bu traktörle yapıyoruz. 105 beygir traktörümüz. Bunun bir tane de dar lastiklisi var. Şu an arazide ilaç atıyor. Şurada bir tane 70-40 kepçeli traktörümüz var. Bu traktörü biz daha çok traktör olmaktan çok kepçe için aldık. Çünkü bu kepçeyle hububatlarımızı romorklara doldurabiliyoruz. Toprak taşıyabiliyoruz. Gübre. Yani birçok fonksiyonu var şuralar taşları dizerken. Her şeyde bu kepçeyi kullanıyoruz. Traktörümüz de küçük olduğu için su tankeri gibi çekmelerde falan filan da yardımcı oluyor bize. Arkamızda bir tane klas traktörümüz var. Bu klas traktörümüz bizim ailemizin ilk traktörlerinden. 130 beygir güce sahip. Benim göz bebeğim. Ailemizin tek traktörü diyebilirim yani benim için. Bununla büyük işleri yapıyoruz. Traktör 130 beygir olmasına rağmen daha fazla güç üretiyor. Ağır işler, tulluk, patlatma, aysan çekimi, büyük romork çekimi. Yani bütün ağır işleri bu traktörle ve mavi traktörle ve Kubota'yla yapıyoruz. Hemen yan tarafımızda bir tane 135GX Kubota traktörümüz var. Bunun önüne sonradan Razor'a taktırdım, PT oldu. 148 beygir traktörümüz. Bununla rotovatör, ağır patlatma, büyük tiller çekimlerini, büyük pullukları bu traktörle yapıyoruz. Bu traktör de gayet yakıt ekonomisi konusunda çok iddialılar. Ve gerçekten de kullanıyorum, gerçekten de öyle. Hemen yan tarafımızda bir tane daha John Deere'miz var. 6115MC şaseli Alman modelinden 121 beygir maksimum güce sahip. Bu da ayçiçeği ekiminde arkamızdaki makinemiz biraz ağır. Gayet güzel ekim yapıyor. Bunlara da süre lastiği taktığımız zaman ilaçlama yapabiliyoruz ama pek gerek duymuyoruz. Ağır işler olsun, ara işler olsun optim bir motor. Her zaman kullanabiliyoruz. Yanımızda bir tane de Massey Ferguson 5713 traktörümüz var. Bu traktör 130 beygir güce sahip. TLS'li, full bir traktör. Bu traktörümüzle ağır işleri kullanıyoruz. Zaten amcamlarla birlikte işlediğimiz zaman adam ihtiyacımız yok. Amcam bir traktörü, ben bir traktörü, babalarımız bir traktörü bindiği zaman 5 kişi, 6 kişi aynı tarlaya girip işimizi kolayca yönetiyoruz. Ağır işlerde büyükler, ara işlerde küçükleri kullanıyoruz. Hemen yanımızda, diğer yanımızda bir tane 9540 Kubota'mız var. Şu an gördüğünüz gibi süre lastikle takılı ve arkasında ilaçlama makinesi var. Bu traktörümüzle şu an pas ilaçlarımızı atıyoruz. Nitrat gübrelerimizi atacağız. Gübreleme ve ilaçlama konusunda bu ekipmanlara tam uygun traktör bu. Çok seviyoruz bu traktörümüzü. Dönüş manevrası olsun, yakıt ekonomisi olsun, yaptığı işçilik olsun bizi hiçbir zaman boş bırakmadı. Hep memnunuz. Yanımızda bir baba yiğit traktörümüz daha var. Massey Ferguson 6180.
6 silindirli 120 beygir, 120 beygir güce sahip bir traktör. Bu traktör bizim panzerimiz diyebiliriz. Bu traktörleri böyle savaş zamanı çıkar ya, savaş zamanı en zor zamanlarda bu traktörleri çıkarıyoruz. Ağır işlerde, olmayacak işlerde, zor patlatmalarda, toprağa sıktığı zamanlar bu traktörümüz devreye giriyor. Yoksa işin gerçeği bu traktörümüzü garajdan çıkarmıyoruz. Hemen burada da bir tane Neoland T6 165'lik 169 beygirlik bir traktörümüz var. Var bir şanzımana sahip. Bu traktörü de geçen kırklar puanını aldılar. Çok güzel. Yakıt okunumisi, büyüklük işler, ağır mikserler, slash makinesi çeviriminde bu traktörü kullanıyoruz. Yakıt konusunda pek bir şey diyemiyorum. Biraz fazla yok ama boyutları da büyük. Ama genel olarak kullandığımız traktörlerden hep memnunuz. Farklı türlü markalarda traktörlerimiz var. Evet. Neden diye soracak olursanız bir markaya yönelmek istemedik. Çünkü hepsinin gereksinimleri farklı. Bir traktörün markası en küçüğünden en büyüğe her zaman en iyi olmuyor. Kubota orta sınıfta iyi yapar. John Deere büyük sınıfta iyi yapar. Klas orta sınıfta iyi yapar. Biz de göz kararı beğendiğimiz traktörleri almayı tercih ettik. Şimdi ekipmanlarımıza geçelim isterseniz. Hemen şuradan başlayalım. Şurada bir tane 42'li Doğusan marka Aysan'ımız mevcut. Bu Aysan'la buğday ekerken, ayçiçeği ekerken tohum yatağı hazırlıyoruz. Bunu çektikten sonra buğdaylarımızı ekiyoruz. Çünkü bunlar hem merdanesi sayesinde toprağa bastırıyor hem de sürerek araları sık olduğu için ot bırakmıyor. Hemen şurada yanımızda bir tane Köksal'dan 8 tonluk su tankerimiz var. Bu tankeri de ilaç atarken, uzak tarlalara giderken yanımızda götürüyoruz. Traktörleri tekrar eve gelip gitmesi yapmasındansa tankeri tarlaya kadar götürüyoruz. İlaçlarımızı bu şekilde atıyoruz. Ekipman seçiminde en dikkat ettiğim özellik kaliteli olması ve yakınımda olması. Bu makine 5,5 metre genişliğe sahip. Aynı diğer makinenin aynısı. Bunun A'dan Z'ye her şey kalite. Pistonundan tutun merdanesine kadar. Ayarlaması kolay. Toplama yapmıyor. Çamur tutmuyor. Traktörü yormayan bir makine bu gerçekten. Bundan çok memnunum. Şurada yanımızda bir tane Aysan marka 29'lu mentillerimiz mevcut. Bunları daha çok Aysan'dan aynı işi yapıyorlar aslında ama daha çok ayçiçeği saplarının olduğu yerlerde, Aysan'ın yürümediği yerlerde bu iki mintillerimizi koşuyoruz. Evet, burada da 29'lu mintillerimiz var. Burada da 31'li mintillerimiz var. Bunlar daha çok ayçiçeklerinden sonra saplı kalan bölgelerde Aysan'ın yürümediği zaman bunları kullanıyoruz. Burada bir tane dededen yazdık. Tahta eski koyun taşıma robotumuz, sepetimiz. Burada bir tane 5'li 14 numara Aydın marka dönerli pulluğumuz var. Bu pulluğu yeni aldık. Şimdi tüm pulluklarımızı buraya çevirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dönerli pulluk gerçekten hem zaman hem yakıt hem de toprağın düzlemesi açısından çok önemli. Gerçi artık pullukta kullanmamaya başladık. Başta ekipmanlar çıktı. Bu 7'li ara ayçiçek çapalama makinemiz. Bununla ayçiçeklerin ve ziyade mısırlarımızı ektiğimiz zaman araları sürüyoruz. Otları ve toprağın havalanmasını sağlıyoruz. Arkamızda bir tane tillerimiz var. Hemen şurada efendim telda tilleri var 21'li. Bununla da kıştan çıktığımız zaman toprağı karıştırıp havalandırmak için ekimden önce, kıştan çıktığından önce bu ayçiçeği ekerken önceden kullanıyoruz bunları. Arkamızda şurada bir tane efe, şurada bir tane efe var. Bunlar patlatma gruplarımız. Bunları pulluk çektikten sonra toprağı hem düzlemek hem tabanı patlatmak için kullanıyoruz. Şu iki tane ripper'ımızı da buğdaylarımızı biçtikten sonra derin sürüm yapıyoruz. Alttaki kaymak tabakasını kırarak toprağın havalanmasını, toprağın derine işlenmesi ve su tabakası kalmasını engelliyoruz. Şimdi garajlarımıza geçelim. Garajlarımızda romorklarımız mevcut. Ayçiçeği ekim mimzerimiz var. Sıra arası 75 santim. Traktörlerimize uygun olması için, tekerlerin karkılara basmaması için 75 santim ayarlı aldım. Bununla ayçiçeklerimizi ekiyorum. Şu yanımızda bir tane ön tarımdan 140 dişli tırmığımız var. 6 metre genişliğe sahip. Halkalı bir tırmık. Bu da toprağı hem düzleyip kesmeyi yapmayı sağlıyor hem de şu halkalar sayesinde toprağın üstünü örterek tavı kaçırmıyor. Tavı kaçmasını engelliyor. Bu tarafa bakalım. Aslında gönül ister daha teknolojik ekipmanlar kullanmak. Ama şu an var olduğumuz Türkiye'mizde en iyi bunlar var. Bunları kullanmaya çalışıyoruz gücümüz yettiğince. Benim amacım kısa sürede çok iş yapmak ve modern şekilde yapmak. Şimdi burada robotlarımızın bazılarına geçelim. Köksal robottan. Ufak robotlarım var bir tane. Bunlarla buğdaylarımızı tarladan eve ambarlara getiriyoruz.
Bir tane 5 tonluk, bir tane 8 tonluk remorkumuz var. Bu remorklarımızla buğdaylarımızı tarladan ambara getirmek için kullanıyoruz. Hemen yanında bir tane sofralı, iki tane büyük remorkumuz var. Bunlarla da nakliye ya da ayçiği biçimi zamanı ayçiği direkt tarladan biçik satmaya götürüyoruz. Bir tane remorku 12 tonluk, diğeri de 20 tonluk. Yaklaşık olarak 15 ton buğday alıyor, bu da 24 ton buğday alıyor. Şimdi burası bir garajımızdı. Diğer garajlarımızda potingerlerimiz, ilaç makinelerimiz, gübre makinelerimiz var. Gelin onları da tanıyalım. Daha sonra da tarlaya gidip traktörlerini pas atmalarını izleyebiliriz. Evet, burada da bir çevremiz mevcut. Klas marka. 2011 yılında aldık. Aynısından bir tane daha var. Bununla harmanımızı yapıyoruz. Ayçiğimizi, buğdayımızı biçiyoruz. Ve daha sonra garaja koyuyoruz. Dışarı biçme gibi bir unsurumuz yok. Kendi mahsulümüzü topladıktan sonra direkt garaja çekiyoruz. Şu an üzerinde ayçiği tertibatı var. Yakın bir zamanda bakımı olacak ve tablosu değişip buğday harmanına çevireceğiz. Daha sonra Haziran ortası gibi buğday harmanımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer garajımıza geldik. Burada da bazı ekipmanlarımız var. Yanımda gördüğünüz Toscana 4 metrelik dik frezemiz var. Bununla daha çok kanola yerlerini hazırlarken yazın pulukla sürdüğümüz tekeşli arazilerimizi parçalamak için kullanıyoruz. Çok tavlı zamanda iş yapmıyorlar ama kurak zamanda çok güzel toprak hazırlığı yapıp topraktaki tavın kaçmasını da engelliyor. Bunu çektikten sonra ektiğiniz ürünlerin hepsi sıkıntısız çıkıyor. Şu tarafımızda bir tane Alpaslan'dan traktör arkasına takılan kazıcı kepçemiz var. Bekloder dedikleri. Bu da kuyruk mili basıncıyla çalışan bir makine. Gücü var. Kuru toprakta da, tavlu toprakta da çok güzel kazım yapıyor. Bununla tarlalardaki su birikmiş suların için kazmalar yapıp suyunu engellemiş yapıyoruz. Kenarda köklüler varsa kökleri çıkarabiliyoruz. Yani bahçenin köşesinde yapılacak bir işler varsa gayet güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde traktörü takıp İşimizi yapabiliyoruz. Sol tarafımızda iki tane potingerimiz mevcut. Bu potingerlerle tohum hazırlığı yapıyoruz. Ayçiçek sapları parçalanmak için de o potingerleri kullanıyoruz. Arka tarafta iki tane buğday mimzerimiz var. 3 metrelik ve 2,5 metrelik. Küçük olan mimzerle kanalalarımızı ekiyoruz. Büyük olan mimzerle de buğdaylarımızı ekiyoruz. İzli bir şekilde. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz merdanemiz 6 metrelik artı bir merdane. Bu merdane ile buğdaylarımızı ektikten sonra tohumda kabarma olmasın veya da köklerinde ileride sıkıntı yaşamamak için toprağa bastırıyoruz. Yan tarafımızda iki tane gübre kovamız var. Aygün marka ve Gasparto. Bununla gübrelerimizi atıyoruz. Bir tane de yedek bir ilaç makinemiz var. Diğer makineler tarla zamanı, hasat zamanı bir şey olduğu zaman onu kullanabiliyoruz. Yani bizim için bir gün bir seneye bakıyor. Bu yüzden mecburuz üretmeye. Üretmek için çabalıyoruz. Sizlere de genç bir kardeşiniz olarak tavsiyem bir ekipman ya da bir traktör alırken "Aa bu çok güzelmiş, bu çok heybetliymiş" diyerek almayın. Traktörü aldınız, işinize uygun sağlayın. Kalın lastikliymiş, 130 beygirmiş, 100 beygirmiş diye düşünmeyin. Sizin işiniz ne kadarsa ona uygun bir ekipman, ona uygun bir alet alın. Traktörünüz tek bir traktörünüz olabilir. O zaman ince lastik de alabilirsiniz. Çünkü buğdaya ilaç atılır, gübre atılır, ara geçilir. Yani amacınız neyse ona uygun ekipmanları almanızı tavsiye ederim. Bizim ailemizin 22 tane traktörü var. Bu demek değil ki gösteriş. Her zaman, her yerde bütün traktörleri kullanamıyorsunuz. Büyük ekipmanlar, ağır işler olduğu zaman büyük traktörlerimiz, küçük ekipmanlar olduğu zaman küçük traktörlerimiz kullanılıyor. Aynı zamanda tarlalarımız da bütünleşmiş değil. Toplulaştırma köyümüze daha gelmediği için tarlalarımız küçük ve dağınık. Bu sebeple küçük traktörlerle de güzel iş yapabiliyorsunuz. Büyük traktörler hem toprağı fazla eziyorlar, hem de sürüm zamanı ileri gerisi dönme problemi yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı 22 tane traktörümüz var ailecek. Herkesin kendine ait traktörü var. İş zamanı hangi traktör gerekiyorsa onu kullanıyoruz. Bu makineyi takacaksak büyük traktör takıyoruz. Gidip de küçük traktör takmıyoruz. Herkesin bir kapasitesi var. 100 beygir traktörümüzün 100 beygirlik traktöre göre ekipmanı var. 150 beygirlik traktörümüzün 150 beygirlik ekipmanı var. Bu şekilde biz tarımımızı sürdürmeye, ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Son olarak da şimdi tarlamıza gidelim ve pas ilacı zamanı traktörlerimizin ve ilaç makinamızın tarla çalışmalarını izleyelim.
Değerli izleyenler, traktör parkımızı ve ekipmanlarımızı tanıdık. Şimdi de arazimize geldik. Burada dar lastikli 5105 M jonderimizle ve ilaç makinamızla birlikte buğdaylarımıza pas ilacı atacağız. Yanımızda bulunduğumuz arazi 50 dekar büyüklükte. 1,5 ay sonra hasat edilecek bir buğday var içinde. Bu traktör dar lastikli olduğu için bu gibi işlerde çok güzel bitirim, buğdayı çok ezme yapmıyor. Attığımız ilaçlarda da hani bize yorgunluk vermiyor, kabini, klimalı ilaçları içine almıyor. Yani büyük traktörlerle bu işleri yapmıyoruz. Böyle işlerde bu traktörleri kullanıyoruz. Gelin şimdi hep birlikte tarlamıza ilacımızı atalım. Evet, traktörümüze bindik. İlaç makinamızın kollarını açalım. İlaç pompamızı tarlaya gelene kadar karıştırma pozisyonuna aldık. Şimdi de ilaçlamaya başlıyoruz. Şu an buğdaylarımız başak çıkarma devresinde. Balek yapraklarını çıkardılar. Pas ilacı ve yaprak gübresi uygulaması yapıyoruz. Yaklaşık olarak 45 günlük bir hasat süresi var. 45 gün sonra Allah'ın izniyle harmanımızı yapacağız. İlaç makinamız parlayan marka, 15 metre sıralı açılır sistemli pulverizatör. İlaç makinamda rüzgar meme delikleri çift açılımlı memeler mevcut. Bu sayede rüzgarlı havalarda da atmamaya çalışıyoruz ama olduğu zaman da uçma oranı azalıyor. Buğdayın üzerine daha çok yapışıyor ilaç. Traktörümüz John Deere 5105 beygir. Dar lastik bir traktör. Bu traktöre süne tekerleği takmaya gereksinimim yok. Çünkü tarlalarım izli. İzlerim de bu traktörün lastiklerinin genişlerine göre. Dar lastikte yani kötü yollarda falan birazcık risk almış oluyoruz. Devrilme riski oluyor. İlaç makineleri bir tonluk olduğu için, bir de kendi ağırlıkları olduğu için sıkıntı yaşıyoruz bazen. Bu şekilde gayet güzel işimizi yapabiliyoruz bu traktörlerle. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Böyle zor günlerde bile tarladayız. Üretmeye, bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. En önemli amacımız buğdaylarımızı hastalık zararlılarla mücadele ederek sağ salim, verimi yüksek, kaliteli ürünler elde etmek. Bazen tarlaların köşelerinde dallar falan olduğu için ilaç makinamın kolla kanatlarını yukarı kaldırıp indirebiliyorum. Buğdayım Rumeli cinsi. Şu an 50 dekarlık bir arazideyim. Her şey yolunda gider. İklimler böyle devam ederse, kısmetse 500-600 dekar civarı, 500-600 kilo civarı bir buğday almayı planlıyoruz bu tarladan. Bu yaptığımız arazilerin çalışmasını nasıl kontrol ediyorum diye soracak olursanız, her şey plan çerçevesinde. Yağışlarla orantılı hava durumunu sürekli takipteyiz. Meteorolojiyle sürekli iç içeyiz. Yağışta çok dikkate alarak işimizi yapıyoruz. Gübremizi mutlak ve mutlak yağmurlardan önce atmaya çalışıyoruz. Yağmurlar kesin değilse atmıyoruz gübremizi. Çünkü gübrede güneşten dolayı uçma ve gübre kaybı yaşıyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı da gübre fiyatları yüksek. Bu sebeple maliyet artıyor. Bizdeki amaç en az girdi maliyetiyle en yüksek verim elde etmek. Bu da zaman ve tasarruf oluyor. Şu an içinde makinemiz içinde bulunan ilaç düet marka bir ilaç, pas ilacı. Dönüm mal dekar maliyeti 9 TL. 9 TL'lik bir ilaç. Yanında yaprak gübre de atıyorsunuz. Bunun da dekar maliyeti 3 TL.
Yani bu tarlamızın 50 dekar olduğuna göre, yani sadece bu tarlayı şu işlemi yapmak için 600 TL para harcamış oluyorum ben. Yaptığımız her şey masraf ama dediğim gibi üretmek için varız. Biz bu işi seviyoruz. Biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Dünyaya bir kez daha gelmiş olsam tekrar ziraat mühendisi olarak ve çiftçi olarak gelmek isterim. Toprakla uğraşmak güzel bir şey. Siz onunla ilgi gösterin, o size her zaman karşılığını verir. Tarlaların dönüşlerinde direksiyonu çok çevirmemeye özen gösteriyorum. Çünkü dönüşlerde çok ezilme oluyor. Buğdaylarımızı az zayiatla inşallah son işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer devletimiz Süne görüp Süne ilacı ad demezse eğer, artık bundan sonra kısmetse harman var. Çiftçinin dört gözle beklediği harman. Üretmek gibisi yok. En güzel şey üretmek. Yaklaşık olarak 8 kilometre hızla ilaç atıyorum. Ve 200 litreye 1 kilogram gelecek şekilde ilacımı ayarlıyorum. Yani 1 tonluk ilaç makinesine 5 litre pas ve ona göre de yaprak gübre ayarlıyorum. Her pasta 5 litre atılacak diye bir şey yok. Etiketinde, prospektüründe yazan grama göre gramajını ayarlıyorsunuz. Çünkü pasın da yaprak gübrenin de her şeyin fazlası zarar. En uygun şekilde işimizi takip etmeye çalışıyoruz. Buğdaylarımızın bu sene maşallahı var. Yağmurlar tam istediğimiz zamanda denk geldi. Kaleme kalkarken olsun, her türlü en iyi şekilde güzel gözüküyor yani buğdaylarımız. Allah'a şükürler olsun. Biz çabaladık, biz çalıştık, biz emek harcadık. Allah da karşılığını verdi. Şu an aynı zamanda 7 traktörümüz tarlada ilaçlama yapıyor. Amcamlar bir traktörde, ben bir traktörde, babam bir traktörde. Yağmurdan önce pastaları yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi kısmetse perşembe, cuma günleri kuvvetli bir yağış gösteriyor. Yağıştan sonra tekrar giremezsek bir hafta 10 günlük bir zaman kaybımız olacak. Bu da ilaç atmamızı geciktirmiş olabilir. O yüzden ilaçlarımızı zamanında atmayı tercih ediyoruz. Bitki hasta olduktan sonra ilaç atmanın bir anlamı yok. Bu ilaçlar bitkinin pas, septoria, külleme gibi etmenlerin olması için koruyucu bir ilaç. Yaprak gübresi de besin takviyesi. Bazı eksiklikler oluyor. Toprakta element eksiklikleri olduğundan dolayı yaprak gübre hem üründe verim olarak kilogram artışı sağlarken bitkinin kalitesini, glutenini, proteini, sedimentasyonunu yükselterek ürününüzün daha değerli fiyata gitmesini sağlıyor. Biz her sene kökboğaz zamanı ve pas zamanı yaprak gübrelerimizi uyguluyoruz. Şu an tarlalarımızın, yani Trakya topraklarının belli bölgelerinde arpa cücelik virüsü denilen bir hastalık gözükmeye başladı. Bu hastalık ne yapıyor? Bölge bölge, lokasyon lokasyon, masa büyüklüğünde sarılıklar oluşturuyor ve orada bitki boyu kısa kalıyor. Bu zararı ne peki derseniz, o bölgenin olduğu bölgede bitki başak oluşturamıyor, yani tane yapamıyor, orası boş kalıyor. Lokasyon ne kadar çok artarsa ektiğiniz alanların bazı kısımları boş kalıyor. Bu da sizin verim düşüklüğünüze sebep oluyor. Önlemi var mı, ilacı varsa derseniz öyle bir ilacı yok. Neyi var peki diyeceksiniz. Yapılacak bir şey yok. Hava şartları, yaprak biti denilen bir zararlı var. Onların taşımasından dolayı da kaynaklanıyor bu. Erken ekimden dolayı oluyor. Sık ekimden dolayı oluyor. Bunlar bu hastalıklar için hani etmen. Bu sebeplerden dolayı oluyor. Ne kadar geç ekersek buğdayımız tabi zamanında ve tavında hastalıklardan, böyle zararlılardan kollamış oluyoruz bitkimizi, mahsulümüzü. Bir yıl boyunca gözüne bakıyoruz. Sürekli kahvelerde olsun, evde olsun, çiftçinin muhabbeti her zaman buğdayıdır, ayçiçeğidir, arpasıdır. Her zaman mahsuldür. İstiyoruz ki en iyisi olsun, en iyisi için çabalıyoruz. Şimdi köşeli tarlamız biraz köşeli olduğu için köşeli yerlerim ilaçlarını attık. Şimdi buğday ekim zamanı mimzerimizde izle ekmiştik. O izlere uygun şekilde traktörümüzü sıraya soktuk ve ilacımızı atmaya devam ediyoruz. İlaç makinemiz 540 kuyruk milinde çalışıyor. 50 bar basınçta 1500 devirde
9 km hızla ilacımızı atıyoruz ve her bir ilaç makinesi 50 dekalyer atıyor. Yani bu tarla bittiğinde ilaç makinesi neredeyse bitmiş olacak. İlaç atarken ilaç makinesinin kollarının belli bir yükseklikte olması gerekiyor. Çünkü bitkinin ilacı tam böyle yaygın şekilde almasını sağlamak amacıyla. Bütün yapraklara eşit şekilde dağılmasını sağlamak amacımız. En aşağıdan ya da en yukarıdan atmanın bir manası yok. Tahmini olarak ilaç makinesinin memelerinin bitkiden 30-40 cm yüksekte olması en ideal ilaç atım tarzı. Gördüğünüz gibi şu an az da olsa bir rüzgar var. Ama ilaç makinesinin memelerinde rüzgar meme olduğu için hiçbir problem yok. Gayet düzgün, homojen bir şekilde ilaçlamamızı yapmaya devam ediyoruz. Dönüşlerde ilacın üst üste gelmemesi ve tek kol, ilaç makinesi tek kol yaptığı için, yani sürekli aynı yere ilacı döktüğü için başlarda ilaç makinesini kapıyoruz. Çünkü ilacı fazlası her zaman zarar. Attığınız yanlış ilaçlamalardan dolayı gelecek sene ekeceğiniz üründe bile değişiklikler olabilir. Mesela bir dahaki seneye, yani bu sene hasattan sonra buraya önümüzdeki sene ayçiçeği ekilecek. Bu ilaçta pek bir zarar yok. Ama ot ilacı ve gramlık ilaçlar attığınız zaman aynı bir yere gramından, tozaşından fazla ilaç düştüğü zaman seneye orada ayçiçeği çıkmakta bile problem oluyor. Çıksa bile bodur kalıyor, hastalıklara karşı toleranslı oluyor. O yüzden her yere eşit şekilde ilaç atmaya özen gösteriyoruz. İlaç makinesinin otomatik olması çok güzel. Aşağı inmekle uğraşmıyorsunuz. Açma kapama derdiniz yok. Eliniz ilaçlı bölgeyi temas etmiyor. O ilacı solumak zorunda kalmıyorsunuz. Tarlalarda çalılar oluyor, engebeli oluyor. Kolların yukarı kalkması, aşağı inmesi. Her şeyle çok güzel, yani iş kolaylığı sağlıyor. Sadece bizim için değil, özellikle yaşlılar için, yani babam için mesela çok kolaylık oluyor. Çünkü traktöre inip binmesi, kolları açması hep bir zahmet. Zaten yaşlandı. İşsizlik problemimiz çok var. Kendi kendimize yaptığımız için en az yorularak, en konforlu bir şekilde çiftçiliğimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Benim kanaatimce güzel bir yayın oldu. Böyle programların yapılması güzel. Benim gibi genç çiftçiler için, benim için, sizin için, herkes için bilinçlenmektir bu yayınların amacı. Herkese teşekkür ederim. Böyle bir fırsat sunuldu. Geldiler, ilgilendiler, çekim yaptılar. Benim size bir faydam olduysa ne mutlu bana. Ben de her zaman böyle güzel kanalları izleyerek hep daha bilgiler edinmeye, hep daha güzel şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Evet, son sıramızda yapıyoruz. İlk başta etraflarını dönüyoruz tarlamızın. Ondan sonra ilk nasıl başlamışsa gübremizi atmaya dönüşlerde o şekilde bir karaya giriyoruz ve 15 metre aralıklarla tarlamıza ilacımızı, gübrelerimizi atmaya devam ediyoruz. İlaç makinelerimiz 15 metrelik, gübre kovalarımız da 15 metre atıyorlar. Mibzellerimiz de 3 metrelik olduğu için 5 sırada bir, 5. sırada açıyoruz. Bu şekilde arada, yani iki karık arası 15 metre olmuş oluyor. 15 metrelik ilaç makinelerinde de tam şekilde, düzgün bir şekilde, ne eksik ne fazla şekilde ilaçlamalarımıza, gübrelerimize, bitkimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben Almanya doğumluyum. Almanya'da ilkokul okudum. Sürekli oradaydı. Küçükken bizim çiftçiliğimiz hep vardı. Babamlar hep çiftçilik yapıyordu ama beni çok çiftçiliğe sokmuyordular. Çünkü Almanya'da yaşadığıma zaten sadece yazın gelebiliyordum. Harmanı dişiyorduk. Bir çare verdi de bir şey olur. Eski bir çarelerimiz vardı o zamanlar. Bir şey olur maksatıyla beni yanına sokmuyordular. Türkiye temelli geldikten sonra, burada okumaya başladıktan sonra babam beni işlerin içine soktu. Ben de tabii sürekli teknoloji takip ediyorum. Almanya'da çiftçilerin nasıl işler yaptığını görüyorum. Güzel işler yapıyorlar, modern işler yapıyorlar, kombine işlemler yapıyorlar. Ben de bu işte çok meraklıyım. İstiyorum çiftçiliğimi daha da üstleştirmek, kombine ekim yapmak. Şimdi kısmetse bir traktör almayı düşünüyoruz, büyük, önden hidrolikli. Onunla kombine ekipmanlar üzerine düşünüyorum, yani aynı şekilde hem dik freze ve arkasına da havalı mibzerle
şey yapmayı düşünüyorum yani. İşlem yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Tarlamız bitti. Şimdi ilaç makinamızı topluyoruz. Kollarımızın kanatları toplandı. Kuyruk minimizi kapattık. Ve artık tekrar ilaç makinamızı doldurmak için eve gidebiliriz. Evet değerli izleyenler, tarlamıza paslacımızı attık. Çiftçinin işi böyle. Dünyada en iyi şey, en iyi meslek bence çiftçilik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.